Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi çift kişilik nevresim takımı dikmek istiyorum. Bunun için böyle bir kumaşım var. Sipariş olarak geldi. Ben de dikerken sizin için bu şekilde anlatımlı yapayım istedim. Büyük olduğu için büyük bir yerde anlatmak zor olacağı için bu şekilde önce kağıtlara çizdim. Nevresim takımımın bu yorganı, bu yastığı, bu da lastikli çarşafı olacak. Lastikli çarşafın uzunluğu 190 santim, eni ise 160 santim. Çift kişilik nevresim takımında. Bunun alta gelecek kısımları için 40'ar santim aşağıya, bu tarafa da 40'ar santim bu şekilde pay verdim. Burası 160'tı. 40 buradan 40 buradan olunca burası 240 oldu. Burası 190'dı. 40 buradan 40 buradan olunca 190 80'den 270'ti burası oldu. 170 yazmışım. 270. Bu şekilde 40'ar santim olan kısımları şöyle yapıyorum. Buradan dikiyorum ve burayı kesiyorum. Fazlalığını kesiyorum. Bu şekilde gösteriyorum tekrar. Bakın bu şekilde ikiye katlıyorum. 40 santim olan yerden dikiyorum ve burayı kesiyorum. Bütün köşelerini böyle yaptıktan sonra şu şekilde olacak. Uçlarını katlayıp buradan lastiğimizi geçiriyoruz. Çarşafımız bu kadar basit. Şimdi yastığa gelelim. Yastığımızın uzunluğu 70, eni ise 50 santim. Buradan içten bir dikiş dikeceğim. Bu şekilde içeri hazır yastıklarda olduğu gibi kapatacağım. Buraya da 20 santim verdim. Yani 20, 70 burası, 70 de burası, 140, 20 daha 160 santim bunun uzunluğunun tamamı. 160 santim, eni 50 santim. Bunu 70 santim kadar içeri katlıyorum. Bu 20 santimi de buraya katlıyorum. Bunu da bu şekilde dikeceğim ki yastığımızı şu şekilde şöyle olacak. Şu şekilde içine yastığımızı koyabileceğiz. Bu da yorganımız. Yorganımız için eni 190, uzunluk 220 olacak. 220. Bu uç kısımdan 4 santimlik bir dikiş payı bıraktım. Bunu ne yapacağım? Etrafını tamamen dikiyorum. Uç kısmına gelen yeri bu şekilde katlayıp dikeceğim. Bunu da dikeceğim. Daha sonra bunu şöyle yapalım. Tamamını çevreleyip diktikten sonra burayı buraya kadar dikiyorum. Burayı buraya kadar dikiyorum. Burada düğme için yer bırakıyorum. Bu kat yeri de onun için. Şu şekilde düğme yeri kat yerinden ilik açıp kapatacağım. Yani böyle belli olmayacak. Gizli düğme yeri olacak. Bu yorganımız. Bu yastığımız. Bu da lastikli çarşafımız. Şimdi bu şekilde lastikli çarşafımı uç kısımlarını söylediğim gibi 40'ar santimden çizdim. Önlü arkalı çizdim. Bu uca gelen kısım. Burayı dikiyorum. Zaten ovarlıkla dikip keseceğim. Her köşesini böyle yapacağım. Bu şekilde köşelerini diktiğim lastikli çarşafın şimdi lastik kısmını geçirebilmek için böyle bir tünel ayarlıyorum. Bu şekilde önce içine minik katlıyorum. Daha sonra tekrar katlayıp dikiyorum. Bu şekilde bitti dikişi. Şimdi böyle lastiği bu tünelden geçiriyorum. Bu şekilde lastiği geçireceğim tamamen. Evet, lastiğini de geçirdim. Artık yatağımıza serdik. Vallahi çok güzel oldu. Kitap gibi oldu. Tam üzerine oturdu. Şu şekilde kenarları tam cuk oturdu. Sıra yastık ve yorganında. Şimdi yastığımızı dikeceğiz. Yastığımızı nasıl kesildiğini göstermiştim. 50 santim olarak şu eni, boyu da 70 santim. Şu katlama payı 20 santimdi. Bu şekilde üst üste kapattım ve daha sonra burayı böyle kapatıyorum. Burasını ve şurasını overlockla dikiyorum. Şuralarını da overlock geçip şöyle geriye kıvırıp temizleyeceğim. Bu şekilde yastıklarımız da bitti. Yastıklarımızı da bakın, böyle içeriye kıvırdığımız kısım vardı, bu şekilde içeriye kıvırdık, böyle çok güzel oldu. Bu da bitmiş hali arkadaşlar. Nasıl olmuş sizce?